Okan Buruk, Omar'ın bileçini kesti. Yeni sezon planlamasında düşünülmeyen Sasha Boy, kadro dışı bırakılmış ve Galatasaray'ın Avusturya kampına götürülmemişti. Strasbourg'la yaptığı transfer görüşmelerinden sonuç alamayan Fransız oyuncu da bir ay boyunca Florya'da tek başına antrenman yapmıştı. Hazırlık kampını Omar El Abdülü ile geçiren teknik direktör Okan Buruk ise birinci sabek olarak Léo Dubois'ı transfer ettirdi. Ancak ligin başlamasına birkaç gün kala hem Dubois hem de Omar sakatlanınca Sasha Boy'a şans doğdu. Yakaladığı fırsatı çok iyi değerlendiren 21 yaşındaki futbolcu yükselen performansıyla hocası Okan Buruk'un gözüne girmeyi başardı. Yıllık 450 bin euroluk makul ücretiyle 2000 doğumlu Fransız sabekin Léo Dubois'ın yedeği olarak takımda kalmasına karar verildi. Bu şartlarda yabancı kontenjanı dolu olan Galatasaray'da Omar'a da yol göründü. Gözü için aldığı ilaçlardan dolayı vücudunda ödem oluşan 31 yaşındaki Norveçli oyuncunun sakatlık riskinin artması da bu kararda önemli rol oynadı. Galatasaray Vakayeme bombasını patlattı. Sol kanada bir takviye yapmaya hazırlanan Galatasaray'da bir süredir gündemde yer alan Anthony Vakayeme ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Trabzonspor'dan ayrıldıktan sonra 3 kez sarı kırmızılı kulüple görüşen ancak maddi şartlarda anlaşamayan 33 yaşındaki hücumcu bir kez daha masaya oturmak amacıyla İstanbul'a geldi. Son olarak Galatasaray'ın tek golle kazandığı Ümraniyespor maçını izlerken görüntülenen Nijeryalı Yıldız'ın Galatasaray'ın yıllık 1,5 milyon euroluk önerisini kabul ettiği öğrenildi. Bonservis bedeli olmaksızın takıma katılacak olan Vakayeme ile Galatasaray 2+1 yıllık anlaşma sağladı. Süper Lig'de çıktığı 120 maçta 41 gol 36 asistle oynayan Vakayeme, geçen sezon Trabzonspor'un şampiyonluğunda anahtar rollerden birini üstlendi. Aslan'ın hocası Okan Buruk da kapalı savunmaları açma konusunda Nijeryalı Yıldız'ın yeteneklerinden faydalanmak istiyor. Galatasaray'a 350 milyonluk piyango. ...2021-2022 sezonunun sona ermesiyle birlikte sosyal medyadan Galatasaraylılara adeta veda eder gibi bir açıklama yapan, yeni sezona ise hayal kırıklığı yaratan bir performansla start veren Kerem Aktürkoğlu ile ilgili Almanya'dan ilginç transfer iddiaları geliyor. Alman basını Borussia Dortmund'a göreve getirilen yeni teknik direktör Edin Terzic için Kerem Aktürkoğlu transferini çok istediğini iddia etti. Habere göre Alman temsilcisi 23 yaşındaki oyuncuyu renklerine katmak istiyor ve bu konuda 15-20 milyon euroluk bir maliyeti göze almış durumda. Galatasaray'la 2026 yılına kadar mukavelesi bulunan Kerem Aktürkoğlu'na Dortmund'un yanı sıra birçok Avrupa kulübünün ilgisi olduğu da biliniyor. Ortaya koyduğu futbolla herkesin beğenisini kazanan Kerem, toplam 51 maçta forma giydiği geçtiğimiz sezonu 13 gol 12 asistlik süper bir performansa noktalamıştı. Genç futbolcu Galatasaray'ın ligdeki 38 maçından 37'sinde forma giyerek de hocaların vazgeçilmezi oldu. Galatasaray'dan Hazard bombası. Dries Mertens ve Lucas Torre rakibi önemli isimleri kadrosuna katan Galatasaray yıldız transferine doymuyor. İddiaya göre bu sezon şampiyonluk için kesenin ağzını açan Galatasaray yönetimi Eden Hazard'ı alarak dünya çapında ses getirmeyi planlıyor. Menajerler son olarak Real Madrid'in gözden çıkardığı Belçikalı hücumcuyu yönetimin önüne getirdi. Maliyet araştırması yapan Sarı Kırmızılılar ortaya çıkacak rakamlara göre İspanyol ekibinin kapısını çalacak. Belçikalı futbolcularla çok yakın bağları olan bir Türk menajerin Real Madrid'in ikasının çok kolay olduğunu, Sarı Kırmızılı Kulübü'nün Eden Hazard'ın maaşının ne kadarını ödeyebileceğinin bu operasyonun gerçekleşmesi için kritik önem taşıyacağını anlattı. 2019'da 115 milyon euro bonservis bedeli ödediği Hazard'dan bir türlü istediği verimi alamayan Real Madrid, Hazard'ı uzun süredir müşteri arıyor. Ancak yıllık maaşı nedeniyle Belçikalı oyuncuya talip bulamıyordu. Galatasaray Hazard'ın maaşının 4 milyon euroluk kısmını ödeyerek Real Madrid'den almak istiyor.
Real Madrid'in Hazard'dan kurtulmak için bu teklifi kabul edebileceği belirtiliyor. Kerim'in gitme ihtimalini de göz önünde bulunduran yönetim, ortaya çıkacak rakamlara göre harekete geçecek. Sarı Kırmızılılar da transfer için Hazard'ın Belçika milli takımından arkadaşı Mertens'in devreye alınması da gündemde. Mertens'in yakın arkadaşı olan yıldız futbolcuyu ikna etmek için Galatasaray kulübünün hedeflerini ve yapısını aktaracağı öğrenildi. Galatasaray'dan stopere de takviye geliyor. Mevcut kadrosunda Norveçli Omar El Abdülü'yü ve yeni transfer Fredrik Mitro'yu bulunduran Galatasaray gözünü bir başka İskandinav oyuncuya çevirdi. Belçika'nın Gent takımında forma giyen 25 yaşındaki Norveçli stoper Andreas Hanche Olsen, Çimbom'un radarına takılan son savunmacı oldu. Olsen aynı zamanda Mitro'yu de Galatasaray'a getiren menajerlik şirketine bağlı. Bu şirket tamamen İskandinav oyuncuları temsil ediyor ve Olsen'i de sarı kırmızılı olarak kendilerinin önerdiği öğrenildi. Galatasaray yönetimi maliyet ve şartlarda ortak bir noktaya gelinmesi halinde bu transfer için teknik direktör Okan Burak'a danışacak. Şampiyonluk hedefi doğrultusunda agresif bir transfer dönemi geçiren Galatasaray'da yedek stoper olarak kiralık gittiği Suudi Arabistan'dan dönen Luyendama ve sezonu Boluspor'da kiralık geçiren 19 yaşındaki Emin Bayram var. Markayı sattıktan sonra stoperde sadece Abdülkerim Bardakçı transferini gerçekleştiren sarı kırmızılı var. Nelson'un satılması halinde bir değil iki takviye birden yapacak. Son 2 yılda 12 kez Norveç milli takımının formasını giyen Olsen'in güncel piyasa değeri ise 4 milyon euro. Belotti'de Galatasaray'ın şansı artıyor. Aslan'ın Belotti aşkı yeniden alevlendi. Sarı Kırmızılılar yaz başından beri uzun süredir gündeminde olan ancak girişimlerden henüz sonuç alamadığı İtalyan golcü için tekrar devreye girdi. Hücum hattını güçlendirmek isteyen Galatasaray rotayı bir kez daha Belotti'ye çevirdi. Torino'dan ayrıldıktan sonra boşa çıkan ve şu ana kadar hiçbir teklifi kabul etmeyen 28 yaşındaki santraforla Galatasaray'ın yanı sıra Roma ve Wolverhampton'da ilgileniyordu. Ancak İtalyan ve İngiliz rakipleri Galatasaray'ı masada tek başına bıraktı. Yaptığı 3 teklifte reddedilen Roma transferden vazgeçti. Wolves ise Galatasaray'ın verdiği rakamların neredeyse yarısını öneriyor. Üstelik Çimbom'un kısa süre önce verdiği 3,5 milyon euroluk maaş teklifini 4 milyon euroya çıkardığı ortaya çıktı. Aslan bu transfer için tüm şartları zorlayacak.